Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda APM 2.8'in montaj ve kurulumundan bahsetmeye çalışacağım. Uçuş kartının kalibrasyonları, montajı ve firmware yüklemesine geçmeden önce kısaca bir uçuş kartını tanıyalım. Bu uçuş kartında öncelikle inputlar, outputlar, yani buraya kumanda alıcısından gelen veriyi işlemesi için alıcıdan gelen veriler, buraya da çıkışları bağlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey outputları, öncelikle motorları bağlayacağız. Yani ESC bağlantıları. Bu ESC bağlantıları sayesinde motorları kontrol edecek. Eğer buraya herhangi bir başka servo bağlamak istersek, bağlantı hızı sebebiyle sadece dijital servolardır. Analog servo bağlamak isterseniz buraya bağlamamız gerekiyor. Ancak analog servonun sinyal çıkışını buradan alırken güç beslemesini buradan almıyoruz. Çünkü kartın üzerinden çıkan akım bir servoyu beslemek için yeterli değil. Bunun için ESC'lerinizin eğer back beslemesi varsa buradan JP1 jumper'ını, birazdan bahsedeceğim, çıkararak ESC backlerinden alabilirsiniz. Ya da drone üzerinde bulunan ekstra bir back sistemini kullanarak bunu sağlayabiliriz. Burada inputlarla ilgili anlatmak istediğim konu buradaki her bir giriş için ayrı ayrı sinyal kablosu üstte olacak şekilde kablo takmamıza gerek yok. Bunun pratik yolu şu şekilde oluyor. Bir tane kabloyu şu şekilde takmamız gerekiyor. Bunun sebebi sinyal kablosuyla kumandadan veri alırken aynı zamanda kumanda alıcısını kırmızı ve siyah kabloyla beslenmesini sağlamak. Ancak diğer kanallar için böyle bir gereksinim olmadığı için doğru bir şekilde, yani doğru yönde sadece sinyal kabloları aktarımı sağlayacak şekilde bağlantıya devam edebiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Sadece 3 tane kablo kullanarak 7 kanal aktarımı yapabiliyoruz. Evet, birinci kabloyu kartı beslemesi için dik bir şekilde, diğerlerini sırayla sinyal kablosuna bağlanacağı yere taktım. Burada dikkat etmemiz gereken şey, ikinci kanaldan itibaren beyaz, kırmızı ve siyah kabloları kumanda alıcısına da aynı sırayla takmamız gerekiyor olması. Şimdi gelelim bir diğer konuya, bu kartın elektrik beslemesi. Bu konu gerçekten önemli bir konu. Hata yapılırsa karta zarar verebiliyoruz. Şimdi kartın iki şekilde beslenmesi mümkün. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kart buradan başlayarak burada bulunan bir diyot sayesinde sadece şu yönde beslenmesi sağlanabiliyor. Yani kartın buradan herhangi bir şekilde beslenip de geri besleme gibi bir durumumuz söz konusu değil. İki tane besleme şekli de şu şekilde oluyor. Bir tanesinde buradan ESC'leri bağlıyoruz. Şurada JP1 jumper dediğimiz küçük bir bağlantı parçası var, gördüğünüz gibi. Bu parça sayesinde buradaki elektrik aynen şu modülün içinde şu şekilde gezmesini sağlıyor. Burada bunun dezavantajı şu: eğer ESC'lerin back devresi üzerinden besleme yaparsak karta, kart pilin voltajı hakkında bilgi sahibi olmayacaktır. Bu sebepten dolayı da biz pilimizin kaç voltta kaldığını, kaç volta düştüğünü göremeyiz. İkinci besleme şekli de power modül bağlayarak besleme. Benim tavsiyem, power modülü buraya bağladıktan sonra bu JP1 jumper'ını her koşulda çıkarın. ESC'nizin ister back devresi olsun ister olmasın fark etmez. Kartın tüm elektriğini zaten buradaki power modül ile sağlayacaktır. Bu kısma eğer ekstra başka bir ekipman takacaksanız, ESC'lerinizin back devresi varsa o back devreleri sayesinde o taktığınız ekipmanı da besleyebilirsiniz. Ancak onun dışında hem burada bu takılı, hem ESC'lerin back devreleri aktif, hem JP1 takılı, hem de power modül takılıysa bu karta zarar verebilir. Dolayısıyla power modül kullanıyorsanız JP1'i çıkarın. Bir diğer yöntem, ben yine tavsiye etmiyorum ancak, JP1'i takılı bırakıp ESC'lerden gelen kırmızı kabloyu keserek de kullanabilirsiniz. Ancak onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine JP1'i çıkartmak hem ileride geri dönüştürülebilir yöntem olduğu için daha doğru buluyorum. Şimdi gelelim kartın üzerindeki portları. Bir tanesini zaten konuştuk. Power modül burada. JP1'i konuştuk. Telemetri çıkışımız burada. Burada analog servolar için çıkışlarımız mevcut. Motor bağlantılarının burada olduğunu söyledim. GPS bağlantısını buraya yapıyoruz. Burada tek kartla ilgili önemli nokta, I2C eskiden kartlarda 2.6'da buradayken 2.8 modüllerinde hemen GPS'in altına taşındı. Burada şu jumper'ı kullanarak bu seçimi yapıyoruz. Bu jumper 1 nolu switch'teyken kartın içindeki kendi pusulasını kullanacaktır. Eğer siz eksternal, yani şuradan taktığınız pusulayı kullanmak istiyorsanız buradaki bu jumper'ı şöyle göstereyim. Bu jumper dediğimde şöyle küçük bir, sadece kısa devre yaptıran bir parça. Harici pusulayı kullanmak için de jumper'ı yerinden çıkarıyoruz. Kartın bu tarafında normal birazdan firmware yüklemek için kullanacağımız USB girişi mevcut. Bunun dışında kartla ilgili anlatacağım başka bir şey yok. Şimdi kurulumuna geçebiliriz. Evet, şimdi sırada kartın kurulumu var. İlk olarak firmware'i yükleyeceğiz. Bunun için bilgisayara bağlıyoruz. Evet, kartın ışıkları yandı, devreye girdi, bilgisayar tanıdı. Hadi başlatabilirsin. Bilgisayardan Mission Planner arayüzüne giriyoruz. Buradan Initial Setup'a giriyoruz. Yalnız burada Connect yapmayacağız çünkü Connect butonuna basarsak kartın yazılımı çalışmış oluyor. Bu yüzden firmware yükleyemiyoruz. Buradan Initial Setup altından Install Firmware'e giriyoruz. Burada en son güncel firmware listesi indiriliyor. Ardından APM Quadcopter'ı seçiyoruz. Bir quad topladığımız için. Son versiyonu yüklemek istediğiniz emin misiniz diyor. Evet diyoruz. Ardından bir hata veriyor. Bu kartın daha önceden emekliye ayrıldığını ve kullanılabilir en son sürümün 3.2.1 sürümü olduğunu söylüyor. APM kartına artık yeni güncelleme gelmeyeceğini daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu kartın en son desteklediği firmware'i yüklemek için OK'ye basıyoruz. Öncelikle internetten versiyon indiriliyor. Ardından da karta yükleniyor. Ardından da yüklenen firmware versiyonu tekrardan kontrol ediliyor. Bu işlemin ardından yükleme bitiyor. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Kartın yeni versiyonunu başarıyla yükledik. Ardından Connect butonuna basarak karta bağlanabiliriz. Evet, kartın arayüzüne bağlandıktan sonra ilk olarak temel ayarları yapacağız. Bunun için Mandatory Hardware'e giriyoruz. Bunun altından frame tipi seçiyoruz. Bizim kullanacağımız drone'da APM'in ön tarafında motor yok. Plus'tan farkı bu. X versiyonunda ekranda gördüğünüz gibi motorlar kartın ön sağ çaprazı ve arka sol çaprazında olacak şekilde konumlandırılıyor. Önünde arkasında motor yok. Dolayısıyla doğru frame tipi zaten seçili. Ardından aksel kalibrasyona geliyoruz. Burada kartın içinde bulunan jiroskopun kalibrasyonunu yapacağız. Bunun için öncelikle çalışacağımız zeminin düz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bunun için biz bu zemini çalışmadan önce su terazisi ile kontrol ettik ve düz olduğuna emin olduk. Ardından da evet, kartın üzerinde gördüğünüz gibi burada ön tarafı belirten bir ok var. Kartı birazdan soluna sağına doğru yatıracağız. Bunu ön tarafını bu ok yönünde kabul ederek sağa solu şeklinde belirlememiz gerekiyor. Artık işleme başlayabiliriz. Evet, ilk olarak kalibrasyonu başlatıyoruz. Ardından cihazı level dediği konum normal duruş pozisyonunda tutarak click bandana tıklıyoruz. Sonrasında sol tarafı üzerine yerleştirip tekrardan click bandana tıklayacağız. Ardından sağ tarafı. Şimdi de burnu aşağıda kalacak şekilde diyor. Yani ok aşağı bakacak şekilde kartı yerleştiriyoruz. Ardından burnu üstte kalacak şekilde diyor. Şimdi de ok yukarı bakacak şekilde kartı yerleştiriyoruz. Son olarak da sırtı yere gelsin diyor. Kalibrasyon başarıyla tamamlandı. Bu işlemin ardından Flight Data ekranına dönersek jiroskopun çalışmaya başladığı ve kartın hareketlerini ekranda görebildiğimizi görüyoruz. Böylelikle bu videoda anlatmayı planladıklarımı bitirmiş bulunuyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar.